arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel eteğimizi çalışacağız. Eteğimiz tam yaz aylarına uygun cıvıl cıvıl kolay bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu çalışmamızı beğenir benimle birlikte yaparsınız. Evet eteğim trabzan ve yarım kafeslerden oluştu. Lastiğimizi ördükten sonra öreceğimiz yaş grubu büyükse daha büyük lastik başlayalım aşağısını aynı şekilde tekrar ederim burada eteğimizi yaşlara ayarlamasındaki en önemli püf nokta öreceğimiz çocuğumuzun e, kilosuyla doğru orantılı olarak bel ölçüsü olacaktır tabi çocuklarda biraz bellerinin kalın olma durumu var e, göbeklerinin olduğundan dolayı onun için bellerine uygun bir lastik çalıştıktan sonra aşağıdaki kısımları aynı şekilde örerek e, istediğimiz kadar büyütebiliriz. Ben 1,5-2 yaş civarı çocuklarımız için bu çalışmayı yaptım. Eteğimizin uzunluğunu ve bel çalışmasını ona göre ayarladım. Daha küçük ya da daha büyük e, dilediğiniz gibi ayarlamalar yaparsınız. Yaş grubu daha fazla olan çocuklarımız için bel lastiğimizi daha uzun ölçüde ördükten sonra aynı şekilde sıralamalarımızı yapıp e, etek boyunu uzatmak için bitişe iki sıra üst üste kafeslerimizi örmektense yani örmeden önce yine trabzan sıramızı araya yerleştirip etek boyunu istediğimiz ölçüyü ayarlayıp daha sonra bitişte iki renk ya da daha farklı renkler kullandıysanız üç renk de olabilir kafeslerimizi yaparak eteğimizi tamamlayabilirsiniz eteğimizin ölçülerine şu şekilde bakalım yüksekliğine bakalım kısmından tutuyorum uzunluğunun 26 santim olduğunu görüyorum Tabi bu dilediğiniz gibi uzatabilirsiniz en önemli ve tek püf noktası bel lastiğimizi öreceğimiz çocuğumuzun yaş grubuna yani birinin ölçüsüne göre ayarladıktan sonra altta hiç farklı işlem yapmıyoruz sıralarımızı değiştirerek trabzan ve kafes sıraları şeklinde örerek tamamlıyoruz şöyle bakalım Bakınız Kolay gelsin diyerek hemen bu şirin eteğimizi çalışmaya başlayalım. Kolay gelsin. Çalışmamızı yapmak için Nako'nun lüks minnoş bebe ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gramdan oluşmakta ve 340 metre güzel bir e, bebe ipi. Dilediğiniz marka ve ürünleri örgümüzü yapmak için kullanabilirsiniz. 3 numaralı da tığımı kullanacağım. Ben bu ipimi örmek için. Sizler elinizin sıkı ya da gevşek oluşuna göre daha küçük numara ya da daha büyük numarayı kullanabilirsiniz. Tabi ipinize de uygun olarak. Zincirimizi çekerek lastiğimizi örmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Çok sık olmayan gayet rahat zincirler çekerek 13 tane zincir sayısına ulaştım. Zincirimizi çektikten sonra 1. 2 3 13'ten 3 geriye sayıyorum bakınız 1 2 3 ve tığımın başını doluyorum bu üçüncü zincirimizin içerisine girerek tek seferde çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum sıradaki zincire girerek tek seferde çekiyorum tığımın başını doluyorum zincirime giriyorum tek seferde çekiyorum Bakınız işlemlerimizi birbiri ardınca bütün zincirlerimizde aynı şekilde uyguluyoruz. Tamın başını doluyorum. Zincirime girip tek seferde çekiyorum. Zincir atlamıyorum. Bir zincire iki defa batmıyorum. Bire bir ilk sıramızı düzgün bir şekilde çalışıyoruz. Son zincirimizi de ördüm. Evet. Şöyle sayalım bakınız. Geri döndüğümüzle birlikte 1, bir, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 ve 11. 11 tane trabzanımız olur Buradaki başlangıç olan bölümümüzü sıkıştırıyoruz. Üst sıraya geçmek için bir iki zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. Burada yapacağımız işlem bakınız şurada buğday gibi görülen ya da saç örgüsü gibi görülen bölümler var. Buradaki bu bölümlerimizin dış taraflarından örüyoruz. Yani bu işaret parmağım şu an gösterdiğim taraftan örüyoruz. Baş parmağımızdan taraftaki olan kısımdan değil. Bakın ilk olarak hemen şurada zincirimin yanında duran ilk Saç örgüsü gibi olan kısmı tek dıştaki bölümlerini alarak örüyoruz. Hep dıştaki bölümleri bu tarafa dokunmuyoruz. Şimdi başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Bakın zincirimin hemen dibinde. Bakın zincirim burada. Hemen dibindekinin dışından giriyorum. İlmeğimi alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradakini giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Sırayla. Bakın şöyle gördüğünüz zaman diğer arka tarafın üzerinde bulunan bölümü almaktayız. Kısma giriyorum. Sıra ile hiç atlamadan 11 defa bu işlemimizi yapıyoruz. Son işlemimizi yapıyorum. Bakın son kez giriyorum. Ilmeğimizi döndüğümüz yerde burayı da alıyorum. Tek seferde çekiyorum. İkinci sıramızı ördük. Birinci sıramız ve ikinci sıramız. Bakınız ortada şerit oluştu. Bitirdiğimiz yönden iki tane zincirimizi çekelim. Zincirimizi çektikten sonra yeniden arkamızı çevirelim. Bakın burada saç örgüsü gibi olan kısım lastik görüntüsü görünürken diğer tarafta da çukur olarak görülmekte. Şimdi burada lastik görüntüsü görülecek. Diğer taraf çukur olarak olacak. Yani bir ters bir düz görüntüsünü bu şekilde vereceğiz. İki zincirimi çektim. Yine hemen bakınız saç örgüsü bölümünün dış tarafına gelerek batıyorum tek seferde çekiyorum arada bir e, sayıp kontrol edin başlangıçta 11 olarak başlamıştık ya 13 zincir çektik geriye döndük 11 trabzan olarak ayarlamamızı yaptık eksilme ya da artma yapmayın dış taraftakine batıyorum Son ilmeğimi örüyorum. Ben bakınız isterseniz kontrolümüzü yapalım. Zincirim 1, zincirimin yanındaki 2, 4, 6, 8, 10 ve son olarak ördüğüm trabzan 11. Bakın burada düz örgü görüntüsü var. Ardında çukur görüntüsünü olacağız. Bakınız 1. Sıramızda düz görüntü. Bir sıramızda çukur görüntüsü olarak lastik örgümüzü ilerleteceğiz. Hemen 11. trabzanın üzerinde 2 zincirimi çekiyorum. Bitirdiğim yönde çekiyorum. Ve ardını çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak yeniden dibine hemen dibine gelerek batıyorum. Çekiyorum. Şöyle güzel hepsini alalım. Evet. Hemen yanındakine batıyorum. Bakınız yanındakinde de bir sonraki bel ölçümüz yeterli olana kadar bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Lastiğimi örerek geldim. Yeterli bel ölçüsü oldu. Şöyle görelim bakınız. Gayet hoş bir çalışma oldu. Şöyle hemen eline bakalım. Eline baktığımızda 4 santim birazcık geçmekte 4 santimi. Şöyle Uzunluğuna baktığımız zaman lastik tabii ki toparlayacaktır ee, ve de esneyecektir. Şöyle tutuyorum diğer ucundan. 44 buçuk santimde lastiğimin uzunluğu. Ee, Öreceğimiz Bel ölçüsü için gayet ideal bir ölçü. Sizler daha büyük ya da daha küçük çocuklarımız için öleceksiniz. bellerinin ölçüsünü alalım. Lastiğimizi yine 13 zincir çekerek 11 trabzan üzerinden örerek ilerleyelim ve almış olduğumuz bel ölçüsüyle bu lastiğimizi ördükten sonra geri kalan bölümün tamamen aynısını örerek istediğimiz kadar büyütebiliriz. Şimdi bakınız açık ördük lastiğimizi yuvarlak kapalı bir lastik örmedik. Burada açılıp kapanması için kenarlarına düğme ve ilik çalışması yapmak istiyorum. Daha rahat giydirip çıkartalım. Hem çocuğumuz hem de biz rahat edelim diye. Şimdi düğme ile ilik çalışmasını daha sonraya bırakmak üzere bel kısmını birleştirerek modelimizi kurmaya başlayalım. Bakınız tığım dış tarafa kalıyor ve başlamış olduğum ilmek şu şekilde yatıralım birbiri üzerine. Şöyle daha sonra alıyorum başlangıç bölümümü. Bakın şöyle zincirim burada. Hemen burada kabartılı olarak düz örgü gibi bulunan kısım var. O kısma gelerek batıyorum. Bakın şöyle elimle tuttum battım. ilmeğimi sıkıştırdım. Ve buraya sabitleyip bir zincir çektim. Hemen öndeki bölümü altta da bakınız şu şekilde kalmakta. Hemen düzelttikten sonra bir tane sık iğne yapıyorum en son uca da bir sık iğne yaptıktan sonra bu kısmı sabitliyorum örgümün üzerine iki zincir çekerek örmeye başlıyorum İki tane zincirimi çektim diğer bakınız saç örgüsüne kadar toplamda beş tane trabzanı bu araya örelim birincisi saç örgümüz olsun saç örgüsüne kadar yani şu görüntüye kadar beş tane trabzanımızı yerleştirelim birinci bu hemen yanına iki örüyorum İpimiz çıktı iki 3 4 örgümden önce batıyorum 5 bakınız 1 1 diye sayıyorum 5 tane trabzanımı ördüm şimdi başını doluyorum bu bölüme batıyorum 1 2 3 4 örgümden hemen öncesine batıyorum 5 saç örgüsüne batarak başlıyorum 1 yanına batıyorum 2 3 4 ve 5 örgümün kendisine batıyorum 1 yani örgümüzden başlayıp diğer örgüye kadar ilk battığımız e, trabzanımızla birlikte toplamda 5 tane trabzanımızı doldurarak sıra sonuna kadar gelelim şimdi bir daha birlikte yapalım bakın 1 hemen yanına batıyorum 2 yanına batıyorum 3 yanına batıyorum 4 saç örgümden hemen önce alıyorum 5 saç örgüsüne batıyorum 1 hemen dibine batıyorum 2 3 4 örgümden hemen önce alıyorum 5 bakın bu şekilde sıramızı tamamlayalım örerek geldim şu şekilde Şimdi en son birleşme noktasının bulunduğu yerdeyim. Yine düz zincirimin içerisine giriyorum. Başını doluyorum. 1. Hemen yanına batıyorum. 2. 2 kat olarak örmüş olduğum yere giriyorum. 3. 2 kat olarak ördüğüm yerdeyim. 4. Ve yine aynı yerdeyim. 5. 5 defa da burayı örüyorum ve İlk iki zincir çekerek ördüğüm yere gelerek batıp ilmeğimi geçiriyorum. Sarı ipime beyaz renkli ipimi bağladım. Şu şekilde yaklaştırıyorum ve beyaz rengimle örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tanesinde ilmeğimizi değiştirdik ve toplamda 3 tane zincirimiz görülmekte. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine gelerek batıyorum. 1, ve iki defa da çektiğim trabzanımın ilkini örüyorum tekrar tığımın başında doluyorum, aynı yere giriyorum bir ve iki defa da çektiğim bir tane daha trabzan ördüm toplamda 1 2 3 sarı dibi olduğu için bakınız üç tane trabzanımız burada iki zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum bir tane trabzanım atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum aynı yere başını bir defa dolayıp iki defa da çektiğimiz 3 tane trabzanımı örüyorum araya 2 zincir çektim tekrar araya 2 zincir çekiyorum 1 atlıyorum diğer trabzanımın üzerine batıp 3 tane trabzanımı buraya örüyorum 1 2 zincir çekiyorum 1 atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 ve 3. 3 trabzanımı yine ördüm. 1 2 zincir 1 atladım. Diğer trabzan üzeri aynı trabzana 3 tane ikili trabzanımı ördüm. 1 2 zincir çektim. Bu şekilde sona kadar örelim. 2 zincir çekelim. Aynı trabzan üzerine 3 tane yeni trabzanımızı örelim. Sıramızı bir uçtan bir uca örerek tamamladık. Şu şekilde bakalım. İkinci sıramıza başlayalım. Tığımın başını bir defa doluyorum. Bakın zincir çekmedim. Bir defa doladım. Birinci zincir üzerine gelerek batıyorum. Bir, iki defa çekiyorum. Ve buradaki geçişimizi bu şekilde yaptık. Burada iki tane trabzanımız kaldı. Çok sıkıştırmak istemedim. Beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş... Tığımın başını doluyorum, aynı yere giriyorum aşağıda bir, iki defa da alıyorum bir tane yuva yapıyorum. Tığımın başını doluyorum, iki zincir çektiğim yere geliyorum bir, iki, iki tane zincirimi çekiyorum, aynı yere batıyorum, bir tane V de buraya yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum, giriyorum, bir, iki tane zincir çekiyorum. İki defa da çektiğim trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir, iki zincir, bir tane daha trabzanımı örüyorum. Doluyorum, yuvaya giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzanımı örüyorum. İpiniz kalınsa üç tane zincir de yukarıya çekebilirsiniz. Tekrar tığımın başını doluyorum trabzanımı ve iki zincirimi çektikten sonra diğer trabzanımı örüyorum. Her sefer aşağıda çektiğimiz iki tane zincir içerisine girerek trabzanımızı, iki zincirimizi ve yine trabzanımızı örerek V'lerimizi hazırlıyoruz. Beyazımızla iki sıramızı ördük. İkinci sıramızda V'lerimizin tamamını trabzan aralarımıza yerleştirdik ve tekrar sıramızın başındayız. Trabzanımızı ördükten sonra 5 tane zincir çekmiştik. 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içerisine şöyle geçiyorum. İlmeğimi, ipimi diğer ilmeğimin içerisinden kaydırıyorum. Tekrar araya giriyorum. Kapatıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere girerek trabzanlarımı örüyorum. 3 tane trabzanımı ördüm. Şöyle görelim. Tığımın başını doluyorum. Araya zincir çekmeden V'nin içerisine giriyorum. 3 tane trabzanımı örüyorum. Tekrar V'nin içerisine giriyorum. Araya zincir çekmiyorum. 3 trabzanımı örüyorum. Diğer beğemin içerisine bir ikili trabzan örüyoruz. Zincir çekmeden bir iki ve üç. Üçer trabzanlarımızı başlangıç noktasına kadar örerek üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Beyaz rengimizle üçüncü sıramızı da bu şekilde tamamladık. Sarı rengimi alttan alıyorum. Zincirimizin ilk yani ilk trabzan olan zincirimin üzerine batıyorum. Sarımı alıyorum. Beyaz ilmeğimden geçiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk zincir sırası olduğu için 7 tane çekiyorum ve iki trabzanımın arasına batıyorum. 1, 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum diğer araya batıyorum sadece başlangıçta 7 tane çektik burada bir tanesi geçişe saydığımız için 6 zincir çekmeye devam ediyorum 2 3 4 5 6 trabzan gruplarımız üçer üçer ayırdığımız noktaya gelerek batıyorum 1 2 3 4 5 6 araya batıyorum sona kadar bu şekilde ilerleyelim 6 zincir çekelim trabzanımızın arasına girelim 6 zincir çekip trabzan arasına girelim başlangıç noktasına kadar devam edelim 6 şar zincir çekerek sıramızı tamamladım şimdi ikinci sırasına geçiyorum yine sarıyla örmek istiyorum burası geçişimizde 1 2 3 4 tane zincirimizi çekelim tığımın başını bir defa doluyorum araya giriyorum Bakın araya sadece şöyle batıyorum. Zincire değil araya giriyorum. Bir, iki. İki defa da çekiyorum. Sonra yine bir, iki, üç, dört, beş, altı tane zincirimi çekiyorum. İlk yuvaya batıyorum. Şöyle bakın. Şuradan yeni yuvamızı oluşturduk. Altı zincirimizi çektik. İlk yuvaya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 yerine tam ortadan yani zincire batmıyoruz aradan giriyoruz 1 2 3 4 5 6 bakın şöyle zincirin altında sık iğne ile kapatıyoruz 1 2 3 4 5 6 zincirin altında geçiyorum 1 2 3 4 5 6 3. sıramızı da tamamlayalım. 2. sıramızı da ördüm. 3. sıramıza da geçişimizi yapalım. Yine 4 tane zincirimi çektim. Bir defa doluyorum. Başlangıçtaki zincirimin içerisine giriyorum. Şöyle biraz rahatlatıyorum. 1. Bir, 2 defa da kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6. Bu üçüncü ve son sıramız olacak. 6'şar zincirimizi yine çekelim. Zincirlerimizin her birinin altından birer birer batıp geçelim sık iğnelerimizi. Üçüncü sıramızı da tamamladık. Geçişimizi yine birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde. Alttan giriyorum. Bir, iki defa dalıp bir tane zincirimi çekip ipimi buradan kesiyorum. İpimi kestim. Şimdi beyaz rengimizle aynı şekilde örmeye devam edelim. Kurulumumuz birbirinin tekrar olacak. Beyaz sıramızı yine 3 trabzan örerek takip edeceğiz. Her bir kafesin içerisi yani her bir şuradaki yarım kafeslerimizin içerisine üçer trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. İkinci sırasında yine V'mizi sonra yine trabzan sıramızı örüp daha sonra buradaki görmüş olduğumuz yarım kafeslerimizi 3 sıra ya da dilerseniz daha fazla da örerek büyütebilirsiniz eteğimizi. Şöyle görmenizi istiyorum. Şimdi beyaz rengimizde tekrar örmeye başlayalım. Tığımın bir tane zincir çekiyorum düğümümü attım ve ipimi kopardığım yerden örgümüzün hep düz yönünden örerek ilerleyeceğiz. Şöyle birkaç tane daha kafes geriden geliyorum ki hem buradaki ipimizi gizleyelim hem de burada beyaz ipimi gizleyebileyim. 1 2 3 sık iğnemden sonra 3 tane zincirimi çektim. İpimi yana alıyorum. Üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımı ördükten sonra araya zincir çekmiyorum. 1 2 ve 3 Tekrar zincir çekmeden ipimi alıyorum. Sarı renkli ipimi büküyorum. 1 2 ve 3 Devam ediyorum üçer üçer trabzanlarımızı örelim. Beyaz sıramızdaki modelimizin yerleşim sırasına göre yeniden modelimizi yerleştirelim. Eteğimizi file ve trabzanlarla ördüm. Pembe rengimi, sarımı ve beyazımı kullandım. Sarıyla başladım, sarıyla bitiriyorum. Dörder sıra filelerimizi ördükten sonra hem pembemizde hem de sarımızda yine sarımızda kirpiğimizi yaparak bitirelim. Uç noktaya kadar geldim. Hep örgümüzün düz yönünden ördük. Arkasından örmedik eteğimizi. Birleşme noktamı bulunduğu yerdeyim. Tığımın başında doluyorum. Sıradaki kafesimin içerisine girerek trabzan örmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane trabzanımı ördüm. Bir tane daha yapalım. 6 trabzanımızı ördükten sonra yandaki kafesin içerisine bir tane sık iğne. Diğer kafese 6. Eğer daha büyük çektiyseniz zincirinizi 7 trabzan da yapabilirsiniz. 2, 4, 5, 6. Yani e, tamamen kendi isteğinize bağlı. 6 trabzanı ördükten sonra sıradaki kafese bir tane sık iğne. Başını doluyorum. 6 trabzanımı ikili olarak örüyorum. 3, 4, 5 ve 6. 6 tane trabzanım tamamladım. Sıradaki kafesi alttan giriyorum. Bir tane sık iğne ve bu şekilde ilerliyorum. 6 şart trabzanımızın yanındakine birer kafesimizi batarak örelim. İtiğimizin trabzan sıralarını tamamladık ve dilimli dilimli çok güzel bir görünüm kazandı eteğimiz. Son trabzanımızı örelim. 5 tanesini ördüm. 6. ördükten sonra yanındaki yuvaya batıyorum. Ve bir tane zincirimi çekip başlangıçtaki yerime gelerek batıp ilmeğimi çekiyorum. Bir tane zincir çektikten sonra ipimizi burada kesiyoruz ve arkasına şu şekilde çeviriyorum. Epey uzaktan alıyorum ve geçiyorum. kalan fazla ipi de isterseniz hemen birkaç defa içinden geçtikten sonra kesebilirsiniz Evet sırası ile hem trabzan sıralarımızı hem yarım kafes sıralarımızı renklerimizi değiştirerek ördüm son dilimimizi de çalıştıktan sonra eteğimiz artık kullanılmaya hazır hale geldi. Çok şık, çok cici, güzel bir etek çalışması oldu. Bir tane iliğimizi de çalışalım. Düğmemizi de diktikten sonra eteğimiz kullanılmak için hazır hale gelecektir. Yapımında şöyle baktığımız zaman bakın şöyle açılımına da gayet şık olduğunu görmekteyiz. Üste kalan bölümün yukarı doğru çıkalım şöyle içten girelim ipimi alıyorum sadece zincirden oluşan bir ilik çalışması yapıyorum sabitledim buraya 1 2 3 4 ve 5 kullanacağımız düğmenin büyüklüğüne göre buradaki zincirimizi artırıp eksiltebilirsiniz 5 tane zincirimi çektim 1 2 yukarıya doğru yani atıyorum bir tane de zincirle sabitliyorum ve buradan ipimi kesiyorum. Kesmiş olduğum ipi iç tarafa gizliyorum. Şöyle basit bir ilik çalışması yaptık. Kenarına da uygun bir tane düğmemizi çalışalım. Şöyle görelim bakın nasıl iliğimizi. İliğimizi açıp düğmemizde diktikten sonra eteğimiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bir çalışmamızı da bu şekilde tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizlere faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.